30 Aralık 2022 eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'daki ofisinin önünde öldürüldü. Ocak 2023, Devlet Bahçeli cinayetle ilgili ilk kez konuştu. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. 8 Şubat 2023, tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı. Temmuz 2023, davanın savcısı Ayanay soruşturmadan alındı. Eylül 2023, dava Ayhanay'a geri verildi. Mart 2024, savcı tekrar değiştirildi ve dava Ahmet Altun'a verildi. 7 Mayıs 2024, iddianame kabul edildi. Mayıs 2024, tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı Audi marka aracın görüntüsü ortaya çıktı. 28 Mayıs 2024, Devlet Bahçeli, suikastin kilit isimlerinden Olcay Kılavuz'u meclisteki grup danışmanlığı görevinden aldı. 11 Haziran 2024, Ayşe Ateş ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. 24 Haziran 2024, Ayşe Ateş'le Özgür Özel görüştü. 1 Temmuz 2024, Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ilk duruşması yapılacak.